Deniz kızı bir balık kuyruğuna sahip olan, aynı zamanda da belinden yukarısı bir kadın görünümünde olan yaratıklardır. Birçok kültürde birbirlerine çok yakın şekilde betimlenmişlerdir. Sirenler gibi bazı deniz kızları denizcilere şarkılar söyleyip onları büyülerler. İşlerinden alıkoyarlar ve güverteden denize yuvarlanmalarına da daha kötüsü geminin batmasına neden olmuşlardır. Gelin bu videoda deniz kızları gerçekten var mıydı yoksa bir efsaneden ibaret miydi tüm ayrıntılarıyla ve bulgularla inceleyelim. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bazı hikayelerde deniz kızları boğulma tehlikesi geçiren erkekleri kurtaran iyi kalpli deniz canlıları olarak anlatılmışlardır. Efsanelere göre erkekleri su altındaki krallıklarında yaşamaya davet ederler. Bu mit M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Bu teoriyi destekleyecek bir örnek olarak Christopher Columbus'un Yeni Dünya'ya olan yolculuğu sırasında deniz kızları gördüğünü ama çok çirkin olduklarını ve daha cazip olmalarını beklediğini söylemesi verilebilir. Deniz kızlarını gördüğünü iddia eden denizciler, deniz kızlarını konuşmayan, yeşil, siyah, kahverengi ve sarı saçlı, balık kuyruklu, genelde okyanuslarda ve bazen de nehirlerde yüzen doğaüstü insansızlar olarak tanımlarlar. Deniz kızları İngiliz kültüründe uğursuz, felaketlerin habercisi yaratıklar olarak tasvir edilirler. Bazıları devasa büyüklükte 50 metreye yakın boyutlarda olduğu da söylenir. Deniz kızları popüler kültürün en ünlü yaratıklarındandır ve bu yüzden olsa gerek edebi eserlerde ve filmlerde pek çok kez konu olmuşlardır. 27 Mayıs 2012 tarihinde Discovery Channel'da yayınlanan bir belgeselde kafalarda soru işareti oluşmasına sebep olmuştur. Videolu kanıtlarla bilim adamlarına ve bir askeri personelin itiraflarına dayanarak kanıtlamaya çalışılan deniz kızları aslında denizde milyon yıllardır yaşamış, suda yaşayan bir insan türü olarak düşünülüyor. Birçok hükümetin bunu bilip de gizlediği iddia edilen belgesel çok fazla ses getirdi. Bir süre sonra yayıncı kuruluş belgeselin kurgu olduğunu söylese de amatör kameralarla çekilmiş videolar insanlara acaba bu da Amerikan hükümetinin baskısı sonucu yapılmış bir açıklama mı diye düşündürüyor. Günümüzde deniz kızı gördüğünü iddia eden kişilerce çekilmiş amatör video ve kayıtlar mevcut. Bu videolarda efsanedeki deniz kızına benzeyen cisimler mevcuttur. Bu görüntüler gerçekte olabilir. Fakat aynı zamanda bilgisayar ortamında yaratılmış efektler ya da hazırlanmış kostümler de olabilir. Bazı bilim adamları deniz kızlarını gerçekten yaşadığını ve var olduğunu düşünüyor ve bunu ileriye sürüyor. Bazı bilim adamları ise insanın su altında yaşayabilecek şekilde evrimleşemeyeceğini iddia ediyorlar. Buna dayanarak mümkün olmayacağını sadece masallarda ve efsanelerde var olduğunu düşünüyorlar. Bu durum hala gizemini korumakta, bilim bu konuda bir açıklık getiremiyor.